kıymetli izleyicilerimiz, iş ve başarı ekibi olarak güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya, güzel illerimize, güzel firma sahiplerimize konuk olmaya devam ediyoruz efendim. Şimdi Kilis'teki turumuz tüm hızıyla devam etmekte. Kilis'te hafriyat sektöründe ne tür hizmetler veriliyor? Burada ne gibi işler yapılıyor? Bunları merak ettik ve bu alanda aslında dededen toruna geçebilecek bir bayrağı temsil eden de bir firma sahibine konuk olduk. Efendim, yanımızda Cihan Tekin beyefendi bulunmakta. Hafriyat sektöründe neler yaptıklarını, nasıl bir ilerleme gösterdiklerini röportaj öncesi bizlere aktardılar. Ancak istiyorum ki bir kere sizler de Cihan Bey'in ağzından dinlemiş olun efendim. Ben Cihan Tekin, 33 yaşındayım. Ben ve kardeşlerimle beraber burada Kilis'te hafriyat hizmeti veriyoruz. İki kardeşimle beraberiz, Enes Tekin, Servet Tekin. Kilis'te hafriyat hizmetine işte şu an devam ediyoruz. Şimdi röportaj öncesi bir şeyden bahsettiniz Cihan Bey, özellikle. Evet. Dededen beri gelen bir sektörde. Aynen. Yani sülalede belki de. Aynen. Yani bu işi yapmayan kimse yok. Herkes bu evet, işin tabii biraz ki, tabii deneyimini ki. Sağlamış. Tabii tabii. Nasıl başladı bu? Yani dededen toruna ve sizlere, sizlerden şimdi kardeşinize. Şimdi bizde amcalarım, işte babalarım. Hı. Yani bunlar çok eskiden beri harfiyatçılar. Bizde bu mesleğe yani hani tabiri caizse aşık olmamız onlardan geldi. Sürekli onları biz örnek alarak onların izinde gitmeye çalıştık. Hafriyat alanında ihtiyacı olabilecek her şeyi karşılayabiliyorsunuz. Tabii 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 evet evet. Bir alo desin, istersiniz ister yani, kardeşleriniz. Hemen oradayız. Evet. Kaç tane aracımız var size ait? Şu anda 3 tane backloader var kendi makine parkurumuzda. İnşallah nasip olursa ilerleyen zamanlarda makine parkurumuzu genişletmeyi düşünüyoruz yani. Şimdi 3 tane var ama gerekli görüldüğü durumlarda kiralama şimdi, işlemleri yapabiliyoruz. Biz bizim ihtiyacımız olduğumuzdan dışarıdan da kiralıyoruz. Kendi imkanlarımızca. Hı hı. Yine işlerimizin akışına göre değişiyor. Biz yani yetişmediği zaman da dışarıdan da destek kiralama işi yapıyoruz yani. Harika. Şimdi özellikle bir hafriyat sektörüyle ilgili müşteri geldi size. Bir yıkımı var veya herhangi bir ofis yıkımı var diye. Evet. Ya da bir plaza yıkımı. Süreç nasıl ilerliyor siz? Araçlarla direkt oraya gidiyorsunuz. Şimdi, ölçüm vesaire yapıyor musunuz? Şimdi süreç şu şekilde ilerliyor. Mesela bize bir atıyorum bir yıkım işi geldiğinde önce gidiyoruz oraya bir bakıyoruz. Yani hani genellikle metreküp hesabı alıyoruz işi. Müşterine anlaşırsak işte araçlarımızı getiriyoruz, başlıyoruz yıkım işine. Tekrardan yıkımdan tutun da temeline kadar, dolgusuna kadar hepsini yapıyoruz yani. Peki ne kadarlık bir süreç alıyor? Bir de bu ürüne göre değişiyor mu? Yani bir ev, kocaman bir evse çok uzun sürdü veya bir ofisleri çok uzun sürdü oluyor mu? Belli bir süresi var mı? Şimdi hani yok, belli bir süresi yok. Zaten harfiyatın belli bir süre zaten veremezsin. Bazen sert kayalar oluyor, kırıcı oluyor. Değişiyor yani. Zemin koşullarına göre değişiyor yani. Zemin etüdü yapmak gerekiyor mu gittiğiniz alanda? Yok öyle bir zemin etüdü. Yani zaten biz şu an ağırlıklı olarak Kilis'te çalıştığımız için az çok zemin de biliyoruz yani tahmin edebiliyoruz. Eminim ki diğer illere, ilçelere açılmayı düşünüyorsunuzdur. Şu an Kilis'te izlediniz sadece evet. Ama Antep'e, Hatay'a açılmayı düşünüyor musunuz? Şu anda Antep'te benim kendi adıma yapılan harfiyat işleri var. Benim yönlendirdiğim, benim ulaşamadığım harfiyat şu an kendi benden memnun kalan müşterilerimiz var. Onlar benim adıma harfiyat işlerini zaten yapıyorlar. Biz genellikle Kilis ağırlık verdiğimiz için Kilis'teyiz. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da bu şekilde yine harfiyat işlerine devam ediyoruz yani sürekli. Peki talep gelirse farazi konuşan en evet. Azından bir talep geldi. Gidebiliyor muyuz oraya? Tabii ki evet tabii ki gidiyoruz. Yani biz gitmesek bile oradan takip edecek işlerimizi harfiyatçı arkadaşlara yönlendiriyoruz. Veya evet oradan da yine şey yapıyoruz yani. Harika. Şimdi sosyal medya hesaplarımız vardır diye düşünüyorum. Tabii ki evet. Evet. Sosyal medya hesaplarından değerli izleyicilerimiz bir hafriyat işi olduklarını sizlerle irtibata geçebilecekler. Tabii ki evet ulaşabiliyorlar. Bizim yine adresimiz de var, internet adresimiz. Yani şu şekilde yani her ayda bize ulaşıyorlar yani müşterilerimiz. Çok güzel. Evet. Peki ilerleyen dönemlerdeki hedeflerimiz nelerdir? Şimdi yani, geçmişe dayanan bir aileden gelen evet, hafriyatçılık var ama ilerleyen zamanlarda neler yapmak istiyorsunuz? Yani ilerleyen zamanlarda bizim hani en büyük yani hedefimiz müşteri memnuniyeti. Yani en büyük yani hedefimiz bu. Nasip olursa inşallah makine parkurumuzu daha da genişletmek istiyoruz. Yani tabii ki her şey nasip kısmet. İnşallah yani bu şekilde hedefimiz bu yani. Müşteri memnuniyetini koruyarak. En önce evet tabii ki müşteri memnuniyeti. Filoyu genişleterek evet, inşallah, devam etmek tabii, inşallah. İyi deriz. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür sağ ediyorum. Olun, teşekkür size ederim. Ve ailenize bu yolda başarılarınızın Allah daim olmasını diliyorum. Sağ olun, diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun, sağ çok olun. Teşekkür ederim. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'yi dolaşmaya, siz de bizi izlemeye devam edin.